Günaydın sevgilim. Günaydın sevgilim. Niye çağırdın beni odana? Seni görmek istemem çok normal değil mi? Ayrıca zaten sen bana hep çay getiriyorsun, ne var ki? Evet. Evet. Geldim, gördün beni. Aha. Ben şimdi... Hop. Dur bakalım. Neler yaşandı dün akşam evde? Bir sıkıntı mı var? Yok, sıkıntı falan yoktu. Ha. Yani toparladım evdeki durumu da ajansta. Şimdi ajansta bizim dedikodumuzu yapıyorlarmış. Allah Allah. Ne diyorlarmış? Sevgili olduğumuzu söylemişler. Sen de beni sevgili olduğumuz için metin yazarı yapmışsın şirkette. Doğru bilgi, biz sevgiliyiz. Ne var? Nasıl yani? Sevgilin olduğum için metin yazarı oldum ben yani? Hayır canım, ne alakası var? Saçmalama. Sen sonuna kadar hak ettin bunu. Çalışkansın, yeteneklisin. Sevgiliyiz. Yani şu an onlar sadece bunu konuşuyorlar. Tamam o zaman gel, gidelim. Sevgiliyiz biz diyelim. Nasıl? Hayır. Gidelim, sevgiliyiz biz diyelim. Ama şey de diyelim yani... Sanem bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Tamam mı? Öyle saçma sapan dedikodular yapmayın. Ona göre diyelim, ultimatomu verelim. Gel. Olmaz. Niye? Bu sefer de sevgili olduklarını biliyorduk. O yüzden metin yazar oldu diyecekler. Ne yapacağız peki o zaman? Söyle. Yani önce benim bu işi bileğimin hakkıyla aldığımı ispat etmem lazım. Öyle bir projede yer alacağım. Ayrıca daha annem bilmiyor. Annemi söylemeden ajansa ilan edemeyiz. İyi. Tamam sevgilim, sen bilirsin. Nasıl istersen. Yine o günlere döndük yani, tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ben o zaman senin demlediğin bu harika çayı... ...yudum yudum içiyorum şimdi senin gibi. Sıcak, yumuşak. Mis kokan. Sonra da böyle hemen toparlanıp... ...erkenden çıkarız. Çıkacağız. Yani çıkalım yani. Nereye çıkıyoruz? Biraz sen bunalmışsın gibi duruyor, alırız işte. Tamam. Çıkıyoruz diyor. Çıkacağım tabii. Emir gibi bir şey yani bu sonuçta.